Birinci sorumuzda yukarıda birer yüzeyleri çakışık olan 3 adet birim küp verilmiştir. Buna göre bu yapı üzerinde seçilen herhangi iki nokta arası uzaklık hangisi olamaz? Arkadaşlar bu tarz sorularda cisim köşegenini bulmamız gerekiyor. Bakın cisim köşegeni, bakın bu nokta ile bu nokta arasındaki uzaklıktır. Bakın şeklinde tamamlamak isteseydik bakın şu şekilde. Bakın arka taraftan çizgilerimizi çiziyoruz. Bakın şeklimiz böyle bir şey olmalı. Şimdi cisim köşegeni bakın bu kenarım 1, şu kenarım 2 ve şu kenarım 2'dir. Cisim köşegenini bulmak istersek yani şu uzunluğumuzu, bu uzunluk 3 ayrıtın karelerinin toplamı kök içindeydi. O halde bakın cisim köşegeni 2'nin karesi artı 2'nin karesi artı 1'in karesi. Bu da bizim için kök içinde 9 yani 3 olur. Demek ki iki nokta arasındaki en uzak olan uzaklığımız 3 birim. O halde kök 10 olamaz. İkinci sorumuzda yukarıda birim küplerden oluşan yapıda A ve B noktaları arası uzaklık kaç birimdir? Bakın bu tarz sorularda katı cisme çevirmemiz gerekiyor. Şimdi küp olan kısmı bakın şu şekilde B'den uzattık. Bakın tabanımızdan da uzattığımız zaman dikkat ederseniz bakın şu kısım 2 birim ve şu kısmın yüksekliği 3 birim. Bakın şeklimizi devam ettirebiliriz bakın şu şekilde. Bakın A'dan çizdiğimiz ve diğer kısımdan çizdiğimiz. Bakın bu bizim şeklimiz oldu. Yani bir nevi katı cisimimiz oldu. Şimdi B ile A arası cisim köşegeni olur arkadaşlar. Bakın burası da 2 birim. O halde cisim köşegeni kök içinde 3'ün karesi artı 2'nin karesi artı 2'nin karesi. Bakın buradan da 4, 8, 9 daha kök 17 olur. Üçüncü sorumuzda bir ayrıtın uzunluğu 3 santimetre olan 7 özdeş küp birer yüzeyde tam çakışacak biçimde bir araya getirilerek yukarıdaki yapı oluşturulmuştur. Buna göre x ve y noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Bakın arkadaşlar yine x ve y'yi içine hapsetsin diye bir köşek yani bir katı cisim çizmeliyiz. Bakın şu kısmı çizdiğimiz zaman bu kısım 6. 3 3 olduğu için. Bakın benzer şekilde bunu çizdiğimiz zaman bakın burası da 6 ve şu yüksekliğimiz ise bizim için 3 birim. Bakın şeklimiz arka kısımda kaldığı için bakın bir kenarım 6, bir ayrıtım 6 ve yüksekliğim 3. O halde uzaklık kök içinde 6'nın karesi artı 6'nın karesi artı 3'ün karesi. Bakın burası kök içerisinde 81 olur. Aradığımız cevap B seçeneğidir.